Diğer tarafı soğutmamalı. Şekil şu olacak. Tamamen dondu. Bu şekilde bizim buzdolabımızda da aynı şekilde buzlanma oluşacaktır. Sadece önemli olan uygun ölçekte, uygun şekilde bunu yapabilmek. Artık özgün çalışıyoruz. Evet, genel hatlarıyla dolabımız bu şekilde arkadaşlar. Proje Herkese merhabalar. Yeni bir proje ile birlikteyiz. Bugünkü projemizde peltier'ları inceleyeceğiz arkadaşlar. Elimdeki elektronik parça yarı iletkenlerden oluşturulmuş. Isı verdiğinizde elektrik üreten, aynı zamanda enerji verdiğinizde bir yüzü soğuyan, diğer yüzü ısınan elektronik bir malzeme diyebilirim. Öncelikle iç görünümünü hep birlikte görelim ve bununla bir araç buzdolabı yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar bizim yarı iletken devre elemanlarımız. İlginç bir şekilde enerji verdiğinizde bir yüzü soğuyup diğer yüzü ısınıyor. Hemen burada testimize geçelim. Önemli bir konu, peltiyerleri soğutucu olmadan kesinlikle çalıştırmayın. Çünkü direkt bozuluyorlar. Çok hassas ürünler diyebilirim. Bulunduğum ortamın ısısı 28 santigrat derece. Şu anda ortam ısısını tekrar teyit ediyorum. Peltier ısım 28 santigrat derece. Güç verdiğimde bir taraf soğurken diğer taraf ısınıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ısı hızla düşmeye başladı. Alt kısım ise ısınmaya devam edecektir. Buradaki önemli konu, alt kısımdaki alüminyum bloku güzel soğutmanız gerekiyor. Eğer bu kısmı soğutabilirsek buradaki ısı -4-5 derecelere kadar düşüyor. Gördüğünüz gibi hala ısı düşmeye devam ediyor. Evet, bir süre çalıştırılmış peltiyerin nasıl buzlandığını görmektesiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kısım buz. Tamamen dondu. Bu şekilde bizim buzdolabımızda da aynı şekilde buzlanma oluşacaktır. Sadece önemli olan uygun ölçekte, uygun şekilde bunu yapabilmek. Evet, şu anda alüminyumdan dış çerçevesini yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi alt tabanını keseceğim. Evet, şimdi birleştirmeye başlıyorum silikonla düzgün bir şekilde. Evet, şimdi 2 adet kutumuz oluştu arkadaşlar. Bakın şöyle. Aslında bu iki kutu birbirinden izole olmalı. Yani bunu straporla yapmayı düşündüm. Acaba aralara strapor mu koymalıyız ya da araları boş mu kalmalı? Hava boşluğu şeklinde. Bildiğiniz gibi termoslarda hava boşluğu kalıyor. Ben karar verdim, strapor koymayacağım. Yani bu içerideki hazne birkaç adet destekle havada kalacak. Bu şekilde, şimdi bakın, şu şekilde bunları birleştireceğim.
ve birazdan ne yapmaya çalıştığımı daha iyi anlayacaksınız. Tabii sızdırmazlık testi de yapalım. Çünkü buzlanma olacak burada. Artık sona doğru yaklaştık. Bayağı ilerleme kaydettik. Araya strafor koymaktan vazgeçtim. Tamamen hava boşluğu oluşturacağız. Evet, şimdi peltier'ların yerleşimini yapacağız arkadaşlar. Peltier'lar tam orta kısımda izole kalacak. Yani şu anda soğutucuların yerini işaretledik. Peltier'im ve soğutucum aynı ölçüde. Şu şekilde buraları şimdi işaretleyeceğiz. Peltier'lara, bu kısımlara gömeceğiz. Peltier'imizin bir tarafı ısınacağı için diğer tarafı soğutmamalı. Şekil şu olacak. Evet, tam hızla devam ediyoruz. Peltier'larımızın olduğu bölge. Artık özgün çalışıyoruz. Ve en sonunda bunu da üst kısma yerleştireceğim. Yapalım. Evet, üst kısmı tamamladım. Bu kısım benim peltier'lerimi soğutacak alüminyum blok arkadaşlar. Buradaki 3 fan buradaki alüminyum bloku soğutacak. Tabii bu kısım ısınıp alt kısım soğuyan bir sistem. Bu evet, burada çok güçlü fanlar kullandım ben. Standardın biraz dışı. Çünkü buradaki alüminyum blok aşırı ısınıyor. Bu ısıyı engellememiz gerekiyor. O nedenle güçlü fanlar önemli. Evet, kabinle ilgili çok bir problem kalmadı. Tüm peltier'ları bozduk. Sadece bir tane peltier'im sağlam kaldı. Proje o yüzden bir sonraki bölüme aksadı. Peltier'lar çabuk bozulabilen elektronik aletler. En küçük hatada bozuluyor. Gördüğünüz gibi gayet geniş içerisi.
Evet, genel hatlarıyla dolabımız bu şekilde arkadaşlar. Proje bir sonraki bölümde peltier'ların montajı ve buradaki kontrolleri, anahtarları ve enerji girişlerini yapacağız. Daha sonra da artık araç içi buzdolabımız hazır olacak. Bu buzdolabı gerçekten soğutan bir buzdolabı olacak. Normal buzdolapları bildiğiniz gibi koymuş olduğunuz içecekleri soğutmaz, soğuk tutar ama bu gerçekten soğutan bir dolap olacak diyebilirim. Umarım farklı ve faydalı bir proje olmuştur. Yeni bir projede buluşuncaya dek hoşça kalın, kendinize iyi bakın.